bir diğer taraftan da Saşa Boy'un gelme ihtimali üstünden de bahsedelim. Sevgili Ceren, yani burada Bayern Münih'in de Saşa Boy ile alakalı bir karar aşamasında olduğuyla ilgili de gündemimiz var. Ve Saşa Boy bir şekilde tekrardan Galatasaray'ın gündemine gelebilir. Nasıl gelecek? Tabii ki kiralık olarak. Çünkü Bayern Münih şu anda Saşa Boy'dan aradığını tam anlamıyla henüz şu anda bulamadı. Sezon sonuna kadar bu tarama ya da gözlemleme devam edecek oyuncuyla alakalı ve eğer buradan bir kiralayalım Saşa boyu bir takıma düşüncesi olursa burada ilk hedef ya da ilk plan şu olma ihtimali çok yüksek. Nedir? Doğal olarak Şampiyonlar Ligi potasında ligi bitireceği artık kesin olan bir Galatasaray'ın kadrosunda olmasının da kadrosunda olmanın da olmasının da Saşa boyu için iyi olabileceği fikri de gündemde gibi gözüküyor sevgili Ceren. Evet aslında yine takım içerisinde en çok konuşulan isimlerden bir tanesi Dries Mertens. Onunla ilgili de sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi birçok taraftarın merak konusu olmuştu. Tabii ki kulübün de bu noktadaki isteği, beklentisi Mertens'in en az bir yılda Galatasaray'la devam etmesi yönündeydi. Çünkü Mertens kariyerini noktalamak istiyor aslında. Galatasaray'dan ayrılık değil futboldan ayrılık gibi düşünüyordu. Tabii bu durum biraz işleri zora sokuyordu ama geçen gün öyle bir röportaj vardı ki e, herkese Galatasaray'dan tasarıda kalabileceğine yönelik sinyal de vermiş oldu. Ama tabii ki e, Mertens yaşı itibariyle, e, gerçi ona yaşı itibariyle demek de istemiyorum, bu sezon harikalar yaratıyor ama yaşı itibariyle hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. En azından seneye Şampiyonlar Ligi'nde de e, 90 dakika net bir şekilde oynayabilecek bir 10 numara transferi de e, yapılması planlanıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mertens takımda kalsa bile 10 numara transferi yapılmalı mı siz? yani yapılması gerekiyor gibi gözüküyor ama tabii burada şöyle bir denge var sevgili Ceren. Kerem Demirbay ismini çok geriye atmamak lazım. Kerem Demirbay bu sezon niye bu kadar Torreira'nın yanında konumlanıyor? Endombele'den performans alınamadığı için. Kerem aslında orijin olarak da Mertens'in yerine oynayabilecek bir oyuncu. Ki zaten dönem dönem arkada Torreira'yı Okan Hoca'nın her ne kadar maça iki merkez oyuncusuyla başlıyor gibi esamede gösterse bile Kerem Demirbay'ı 4-1-4-1 gibi yani Mertens'in yanında da konumlandırdığını görüyoruz birçok kez. Önümüzdeki sezon ki bu da skora dönüşmesine sebebiyet veriyordu. Yani burada ciddi anlamda kariyer rekoru kırmak üzere üzeri olan bir e, Kerem Demirbay var ki kalan haftalarda 4 kez daha skora katkı yaparsa bu rekoru kırmayı başaracak. O yüzden Galatasaray eğer Kerem Demirbay'ın şu an oynadığı merkez orta sahayı iyi bir şekilde kapatabilirse yani Endombele yerine iyi bir adam gelirse, iyi bir oyuncu, performans verebilecek bir isim gelirse, o zaman ön tarafta Kerem Demirbay biraz daha 10 numara gibi pozisyon alabilir. O zaman bir 10 numara transferine ihtiyaç kalmama ihtimali yüksek. Ama tabii şunu söyleyelim. Mertens bu son yılını nerede geçirecek? Amerika'dan teklif olduğu ile ilgili ciddi iddialar var. Şimdi kariyerinin son sezonunu yaşıyor. Ve Mertens'le alakalı da Amerika'dan 1 milyon euroluk Galatasaray'ın teklifinin üstünde maaşını da Galatasaray'ın verme ihtimali olan maaşını yaklaşık 1 milyon euro üstünde bir yıllık maaş teklifinin Amerika'dan geldiği konuşuluyor. Hatta Mertens'in bir yıl daha oynayacağım demesinin altındaki mesaj da biraz bundan kaynaklı gibi gözüküyor. Sebebi de şu sevgili Ceren. Geçtiğimiz yılın başına hatırla. Mertens ne demişti? Artık son sezonum. Yani bu sezon bile aslında hani ilk 11'i çıkartmakta zorlanabilirim demişti. Aynı Mertens bu sezonun Mart ayının sonunda bir sene daha oynayacağım dedi. Ama nerede oynayacağını söylemedi. Eğer Mertens Galatasaray'da oynamayacaksa önümüzdeki sezon mutlaka bir transfer ihtiyacı var. Yani burada Kerem Demirbay da elinizde olsa, dönem dönem 10 numaraya çektiğiniz Kerem Aktürkoğlu da elinizde olsa Hakim Ziyek'le yola çıkılmaz. Bu kesin. Çünkü hakimin Afrika Kupası dönem dönem yaşadığı sakatlıklar gibi bir silsile önümüzdeki sezonda olursa ki hakim de kendine kulüp arama ihtimali var. O zaman Galatasaray bir anda ben nereye düştüm diyebilir. O yüzden Mertens'in varlığı durumunda belki de on numara hiç transfer gerekmeyecekken Mertens yoksa önümüzdeki sezon iki transfer bile yapmak zorunda kalabilir Galatasaray. 10 numara mevkisine. Yani bu biraz daha dediğim gibi Mertens'in buradaki mesajı ben Amerika'da bir yıl oynayacağım mı? Yoksa Galatasaray'da bir yıl daha kalacağım mı kısmını bilmek gerekiyor. Aslında doğru. Tabii ki bunda yine bize süreç gösterecek. Ve izleyemediğimiz bir isim var ki o da sadece Orje ismi. E, kendisi sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da geldiği günden beri forma şansı bulamamıştı. E, şu andaki milli ona iyi geleceği söyleniyor ama Galatasaray öyle zor bir virajdaki e, böyle bir risk alacak mı? Orje nasıl dönecek? Tabii ki bu da merak konusu. Özellikle Galatasaray Hatay Spor'la karşılaşacak 2 Nisan'da. E, o maçta forma giyip giymeyeceği de merak ediliyor giyse bile sezon sonuna kadar geçici bir transfer olduğunu biliyoruz. Onun yerine net bir sabit transferi de bekliyor taraftar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Oriye hakkında hiçbir şey düşünemiyorum. <laughs> Düşünebilen varsa buyursun yazsın ama Oriya transferi büyük bir şanssızlıktır. Onu söyleyeyim. Şimdi transferde karavana atarsın. Yaparsın transfer tutmaz. Ama bu şanssızlık tarafı. Yani oraya olayı şanssızlık tarafı. Çünkü Galatasaray oyuncuyla anlaştı. Kontratlar her şey hazır adam Afrika Kupası'nda sakatlandı. Yani artık buna yapılacak çok da bir şey kalmıyor. Yani adam Bu bir şanslıktır. O yüzden Orye'nin de durumunun artık e, biliyorsun Galatasaray bir kamptaydı ve muhtemeldir ki dönüşünde artık yavaş yavaş Orye'yi de sahada göreceğiz. İhtiyaç da var çünkü şu gerçekliği unutmayalım. Bekle alakalı her yaşadığın kriz ortamında Barış Alper'i geriye çekiyorsun. Barış Alper'i geriye çektiğin zaman sağ açıkta oynayan Tete'dir, ya da buna benzer diğer oyuncular bir türlü Galatasaray seviyesinde oyun ortaya koyamadıkları için bu bir silsile halinde Icardi de dahil olmak üzere performansı etkiliyor. Galatasaray bu sezon ne çektiyse o bek pozisyonlarını bir türlü oluşturamamasından kaynaklı çekti. İşte en sonunda işte e, Saşa boyun gitmesi. Bu yüzden biraz e, şunu söylemek lazım. Barış Alper'in ön tarafta oynayacağı her plan Galatasaray için bir kardır. Mert onun için de bir kardır. Icardi için de bir kardır. Mertens için de bir kardır. Ama e, bu süreçte Aurier'in artık sahaya dönmesi lazım. Udinese Seydman Yurdu Demirbay'dan 10 numara olmaz demiş. Çok antal demiş ama gerçekten de Kerem Demirbay'ın e, Almanya kariyerinde fazlaca on numara maçı var diye hatırlıyorum. Yani bunu da birazdan sevgili Ceren'e sözü verdiğim zaman ben de bir taraftan bakıp size aktarıyor olacağım. Kerem Demirbay'ın kariyerinde on numara olarak da performans yaptığı maçlar var. Alpeo Köhn konuşuldum demiş. Derik Köhn'ü konuştuk. Derik Köhn'ü nereden konuştuk? İzleyenlere şunu kısaca geçeyim. Derik Köhn'ü satma planı Galatasaray'da asla yok. E, Köhn gibi bir beki bulduğu Köln. için evet öyle bir oyuncu bulduğu için de göndermek istemiyorlar Derik Köhn'ü. Bunu söyleyebiliriz. Mert çok şekerde, Saşa Boy senelik maliyet en az 7 milyon euro demiş. E, şu an 7 milyon euro ama biliyorsunuz ki Mario Icardi'de gelirken Juventus'tan ciddi maliyetleri olan bir oyuncuydu ama öyle bir kontrat yaptınız ki... E, bir şekilde Galatasaray bu kontratı lehine çevirmiş oldu sevgili Ceren. <laughs>